Ertuğrul Özkök beyefendi çok içerlemiş buna. Getirirsin şimdi köşe yazısını onda ekrana. Vay efendim bunu nasıl söylersin sen diyor. Niye? Ertuğrul Özkök efendi. Kılıçdaroğlu Erdoğan hakkında neler söyledi? Onu dedi asmayacağız, yargılayacağız. Merak etmeyin, gitse de onu getirip burada yargılayacağız. O kaçacak ama biz onu getirip yargılayacağız. Ona bunu yapacağım, şunu yapacağım diyen Kılıçdaroğlu için niye iki kelam etmiyorsun köşende? Ya da Lahey'de seni yargılayacağız, yargılatacağız diyen Engin Altay'a niye bir şey demiyor? Ama Özkök denen bu mahlukat... Dün bir de Filistin, aman diyor bir de Filistin'den gelmesin diyor sakın bu ülkeye diyor. Onun telaşını tutmuş, tasasını tutmuş. Yani mülteciler güya. Yine... Suriye'den sonra bir de Filistin'den gelmesin sakın diyor. Ama şunu unutuyor, Filistinli çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç demeden o ağır silahlar, ağır silahların sahip evet. olduğu İsrail askerlerine kafa tutuyor. Evet. Kendisi gibi değil. Hiçbir Filistinli kaçtığını gördünüz mü siz? Ertuğrul Özkök'ün de o ciğer var mıdır ki ya? O ciğer, o zerre onda biri yoktur onda o cesaretin. Korkağın, ödleyin teki klavyenin başına oturmuş gazetesi o köşesinin arkasında millete sallıyor. Vay şerefsiz manşetleri atıp insanların hayatlarından etti, canından etti. Tamam mı? Geçen... Ama iyi bir yalakadır ha, kaliteli bir yalakadır. Aydın Doğan'a ilk garsonu oydu Aydın Doğan'ın. İlk garsonu oydu. Hı hı. Şef garsonudur. Aydın Doğan'ın şef garsonu Ertuğrul Özkök'tür. Aydın Doğan'ın şef garsonu Ertuğrul Özkök de o ciğer, o cesaret yoktur. Klavyenin arkasında asar keserdi insanları eskiden. Vay şerefsiz, vay bilmem ne. Neler yazardı neler. O insanların hayatlarını söndürdü. Geçen, hala odasına köşe yazdırıyorlar bu ülkede. Geçen gün pişman olduğunu anlatan... Ha, tabii abi, geç o pişmanlığı. Yani eline yetişim var okusun, daha beterini yapar. Genç arkadaşlar lütfen manşet atarken bir kez daha düşünün. Yıllar sonra karşınıza farklı bir şey. Peki madem bu kadar duyarlıysa Filistinlerle ilgili söylediğin o laf nedir dünkü lafın? Vay efendim bir de bu Suriyelilerden sonra bir de Filistinler gelirse ne yapacağız diyorsun. Madem bu kadar duyarlısın... Bir anda insani duyguların tekrar depreşti. İnsan olmaya karar verdin. Peki o zaman bu ne? Yazın yazı ne? Ama ya bırak Allah aşkına. Şimdi bakın, bak, yaşında adam. Onun ya. Sebebi şu. Ya bırakın bunları. Bizler Müslümanız. Yani Allah korusun vatanımıza kastedildiğinde namusumuz, ırzımız, yerimiz, yurdumuz, evimiz ne yaparız, ne ederiz? Vatansız bir insan düşünülebilir mi? Bakın bugün vatansızlar, FETÖ'cüler. Onlar vatansız bana. Ya bir şey söyleyeyim. Şunu anlatayım hemen. Evet. Bakın bugün vatansız kaldıkları için yarın bir gün devletlerin çıkarları değiştiğinde evet. kuş gibi sepetlenip buraya gönderilecekler. Evet. Vatansızlar korkudan uyuyamıyorlar. Şimdi Ertuğrul Özkök'te o kaygı yok. Bak. Adam diyor ki ya Türkiye işgal edilirse Amerika pasaportum var, bilmem ne kartım var. Gider Amerika'da yaşarım diyor. Şimdi bu altın, dolayısıyla adamın altın öyle bir kaygısı kelebek, yok. Altın kelebek saçmalığının köşesinde yazmış ya. Verin şunu da köşesinde. Ha öve bitirememiş. Öve bitirememiş. Bu altın kelebek Doğan grubunun bir Doğan organizasyonu grubu, değil mi? Zaten magazin yazıyor falan. Hı-hı. İşte abuk subuk saçma sapan şey. Kızım sana söylüyorum, oğlum sana söylüyorum, evladım sana söylüyorum diye. Bir şeyler yazıyor, magazin yazıları. Şimdi önce bir Akit gazetesi getirin. Katil İsrail'den çocuklara işkence. Bak, öyle şeyler yaşanıyor ki iki gündür Kudüs'te, Batı Şeria'da. Öyle şeyler yaşanıyor ki akıllara zarar, insanın tüyleri diken diken ediyor. Şu kadarcık bir vicdan sahibinin, şu kadarcık ya vicdan sahibinin daha içini sızlatan olaylar yaşanıyor. Bir siyonist İsrail katliamı yaşanıyor. İşkencesi yaşanıyor. Verin gazeteye. Ne diyor? Katil İsrail'den çocuklara işkence. Buyur. Gözaltına alınan Filistinli çocuklar El Halil'deki İsrail hücresinde ilk defa görüntülenirken gözleri bezle, elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlı saatlerce işkence gördükleri ortaya çıktı diyor. Gelin bakın şeye, Star gazetesine, bir başka benim Star gazetesinde aşağı çocuk katilleri diyor. Şu çocuklara yaptıkları muameleye bak. Ulan bir tanesinin bile fotoğrafında köşende koymuyorsun sen, bir tanesini. Bir tanesini köşende görmüyorsun lan, çocuklara yapılıyor bu, çocuklara. Bir de çıkmış, sen kimsin de gençlere öneri veriyorsun lan? Senin gençlerin zaten dinlemesi bile bir şeydir, faciadır. Allah korusun bunu dinleyenler de var mıdır acaba ya? Sen lan sen kim oluyorsun da gençlere mesaj oluyorsun, genç gazetecilere? Kimsin sen? İnsanlıktan zerre nasibini almamışsın be. Bir tanesini alıp köşende yazsana. Ama Kılıçdaroğlu'na söylenen lafa çok içerlemiş beyefendi. Ama niye köşesine yazsın ki yani Ertuğrul Özkök? Safı belli.
Mesela o durumda olan Siyonistlerin çocukları aman dikkat, olsa... Başımıza 3 milyon da Filistinli göçmen çıkmasın. Buyur. Bense umutsuzca aman dikkat diyorum diyor. Aman diyorum. İç kamuoyunu ayağa kaldırırken şu soruyu da kendinize sorun. Yeni bir intifadanın kime yararı olur diyor. Bak yeni bir intifadanın kime yararı. Sen ne anlarsın lan yeni intifada? Hayır, İntifada ne olur sen ne bilirsin be? Ama bakın şöyle bakmak lazım. Ne anla? Bunun öyle bir dünyası yok ki zaten. Bugün diyelim İsrail'de yaşasak, Tel Aviv'de. İsrail'de bir gazeteci İsrail aleyhine bir şey yazabilir mi? Yani biz dün söyledik içimizdeki devşirmeler, içimizdeki kriptolar, içimizdeki dönmeler çok açık. Bir devşirme bir adamın Siyonistlerin aleyhinde kaynağı Siyonistler olan bir gazetecine çıkıp da yani Filistinlilerin haklarını savunmak kadar bence absürt bir şey yok. Yani bence kendisine verilen rolü üstlenmiş adam onu yapıyor. Başkarsın o ya.